Evet, şimdi başlayacağız. Bu sığınmacı konusunu konuşacağız önce. Mete Erar hoş geldiniz. Teşekkürler. Onur İste hoş geldiniz. Hoş Bülent Bey, Bülent Türk Merhaba. Ankara'da Abdülkadir Selvi var. Ona da merhaba diyelim. Şimdi az önce merhaba, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı rakamları açıkladı. Yani devletin resmi rakamları bunlar. Ee, bu rakamları tek tek ekrana getirdik. Sorulması gereken soruları da sordum ben e, sayın bakan yardımcısına. O da cevapları verdi. Temel e, an, şeyi şu, vurgusu şu. Yani çok kısa özetlemek gerekirse e, birçok şey söylüyor, söylediği Ayrıntılar, detaylar var ama yani bizim diyor, bir diyor göçmen politikamız var. Büyük. Bir çaba içindeyiz, önlem alıyoruz ve e, bu büyük göçü durdurma, durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptıklarımız da şunlar şunlardır. Bunları anlattı yani esas e, rakamların ötesinde vurguladığı husus bu. Böyle midir değil midir ayrı bir tartışma konusu ama şeyi bu yani ortaya koyduğu e, strateji bu. Bu arada siyaset de bu konuyu tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine bu konuyla ilgili görüşlerini söyledi. Gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz diyordu. 1 milyon Suriyelinin Erdoğan 200 bin konut inşa edilecek 1 milyon Suriye'nin dönüş sağlanacak diyor kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyen olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Bugün en son yaptığı açıklama. Ama biz asla silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz diyor Cumhurbaşkanı. Ee, CHP lideri de yine grup konuşmasında. Görüşümüz gayet nettir. Gidecekler. Herkes bilsin. Çok net. İki yıl içinde Allah'ın izniyle gidecekler. Göndereceğiz. İran'dan gelenleri İran'a göndereceğiz. Suriyeli sığınmacıları kendi bölgelerine göndereceğiz. Gidecekler. Yolunu, köprüsünü yapacağız. Parayı da Avrupalılar verecekler. Aslında şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de yapmakta olduğu, yapmayı planladığı şey de bu. Aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu şey. Akşener de İyi Parti grubunda bunu konuştu. Gayri insani bir çerçevede ülkelerine sürülmeleri değil diyor. Dönüşlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacağız diyor. ABD AB problemin çözümünde rol almak mecburiyetindedir diyor. Daha böyle bir ayakları yere basan bir mülteci yaklaşımı var. Yani siyasette aslında herkes aşağı yukarı göndereceğiz diyor. Ama fark var galiba. Fark nerede? Yani esas temel soru bu. Bununla başlayalım, Bülent Bey. Evet, yani söylediğiniz gibi e, fark var. Biraz önce Bakan Yardımcısını dinledik. E, bakan Yardımcısı, devletin bu göç politikası sığınmacı sorununa nasıl e, bir yaklaşım gösterdiğini anlattı, sayılarla verileri verdi. E, bakan Yardımcısını dinlerken e, şunu düşündüm. Sonuçta Bakan Yardımcısı'nın söylediği şey, Türkiye'nin mevcut e, sığınmacı sorunuyla e, gelmiş olduğu nokta itibariyle, yani sonuç itibariyle devletin konumunu gösteriyor. Ama tabi bugüne gelirken bir sürü e, politik e, hatalar, e, bir sürü e, hatalar zinciri sonucunda geldiğimiz bir noktayı gösteriyor ve onu dinlerken de ee, sorunun ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu ve bu sorunu e, öyle halletmenin e, çok basit olmadığını ve e, bu sorunla Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir şekilde emek sarf edeceğini, e, büyük bir maddi yük altına girdiğini ve e, sorunun Türkiye'nin sorunu olarak, e, Türk milletinin sorunu olarak devam edeceği konusunda da bir karamsarlığa kapıldım. E, evet. Bütün siyasiler göndermekten bahsediyorlar ama nasıl gönderileceği konusunda e, baktığımız zaman muhalefet koşulsuz bir göndermeden bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasını dinlediğimde o da e, evet isteyen e, gitmek isteyen olursa biz buna engel olmayız. Gitmeleri için bir e, ortam gerekiyorsa bunu sağlarız ama biz kimseyi zorla göndermeyiz diyerek aslında daha önceden 1 milyon kişiyi gönüllü göndereceğiz söyleminden bence biraz farklılaştığını düşünüyorum. Yine ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamalarını Türkiye kamuoyuna yönelik bir açıklama olarak algılamadım. Bu açıklamayı daha çok Avrupa Birliği ülkelerine dönük bir açıklama olarak okudum. Ne Onu, demek istiyor yani Avrupa'ya? Avrupa'ya bence Sayın Cumhurbaşkanı şunu söylüyor, diyor ki bakın ben sizinle geri kabul anlaşması yaptım. Sizinle bir takım anlaşmalar yaptık. Bu anlaşmalar çerçevesinde bu Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geldiler. Ben bunların maddi ve sosyolojik olarak birçok şeyini ben karşılıyorum. Ama görüyorsunuz ülkede de bunlara karşı bir muhalefet var. Hani ben bunları tutuyorum sizin bana siyaseten ve ekonomik olarak destek olmanız gerekir. Eğer ben kalırsam iktidarda benim iktidarım devam ederse sizin sınırlarınız güvencede olur. Siz kendi içinizde böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama eğer ben iktidardan gidersem sizin bu muhalefetle karşılaşacağınız sorun büyük bir sorun olacaktır. O yüzden bana destek verin diyor. Ben bunu bugünkü açıklamalarını tamamen ee, Avrupa Birliği'ne dönük bir açıklama olarak okudum ee, ama bizim tabii ülkemizin geleceğini düşünerek şunu yapmamız gerekir. Yani e, insanların hayatında 20 yıl, 30 yıl çok uzun bir süre olabilir ama devletlerin hayatında 30 yılların, 50 yılların çok fazla bir önemi yok. Yani biz ülkemizin 50 yıl sonrasını düşündüğümüzde Türkiye'ye gelen bu e, sığınmacı olarak gelen ama Türkiye'de yerleşmeye başlayan burada iş kuran ev alan yerleşmeye başlayan burada yerleşik olmaya başlayan ve Türkiye'nin belli bölgelerinde get dolaşan bu nüfusu biz kendi içimizde yani 85 milyonluk bir ülkede nasıl eritebiliriz nasıl entegre edebiliriz İleriki yıllarda yani bir 50 yıl sonra Türkiye nasıl bir sorunla karşı karşıya kalabilir? Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında bu Türkiye'nin iç sorununa, iç güvenliğine büyük bir tehdit midir? Bunu tartışmamız lazım. Bu Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için büyük bir sorun. Sonuçta yani biz bu ülkeyi, atalarımız, dedelerimiz bu ülkeyi kan akıtarak bu topraklarda bağımsızlığı sağladılar. Bizim görevimiz, bugünkü yaşayan neslin en büyük görevi atalarımızdan aldığımız bu, Ülkeyi yine kendi bizden sonra gelecek gelecek uçaklara sağlam bir şekilde teslim etmek. Ama biz ülkenin demografik yapısını bu şekilde değiştirirsek, bu şekilde bozulmasına olanak verirsek korkarım ki bizden sonraki nesle iyi bir miras bırakmış olmayacağız. O yüzden bunu iç politik çekişmelerden ari olarak düşünmek ve ülkenin geleceği açısından bunu oturup düşünmek lazım. Evet. Bakan Yardımcısının anlatmış olduğu şeylerden devletin bir tavrı var. Evet zaten devletin bir tavrının olması doğru olması gerekir. Ama bu yeterli midir? Devlet üzerine düşen e, görevi yerine tabii ki getiriyordur. Ama siyasetçilerin de e, 3-5 oy uğruna ya da 3-5 yıllık bir iktidarlarının devamı için ülkenin geleceğini heba etmemeleri lazım. Ben Benim gördüğüm kaygı bu. Burada e, 3-5 oy alacağız diye bu işin üzerinden... E, çok fazla birbirimizi yıpratmaya ülkeyi yıpratmaya gerek yok ama ülkenin geleceğini düşünerek de bunun adımlarını atmamız gerekiyor